Ali Karansanoğlu, PKK'lı teröristleri savunmak Hanefi Avcı'ya mı kaldı? Hanefi Avcı'yı nasıl tanırsınız? Verdiği intiba dürüst bir emniyet müdürü, muhafazakar takılıyor. Kesinlikle milliyetçi, kesinlikle vatanperver. Ama nedense değişik rüzgarların tesiri altında kalmış olmadı ki son röportajında çizgisini hayli değiştirmiş. Söylediklerini okuduğunuzda PKK'lı teröristleri Kandil'de ziyaret edip onlara güzelleme yapan Hasan Cemal mi konuşuyor yoksa milliyetçi emniyet müdürü Hanefi Avcı mı ayırt edemiyorsunuz? Beni şaşırtan ifadelerini aktarayım. Bakalım siz de bana hak verecek misiniz? Ulusalcı takılan Oda TV'ye konuşmuş Hanefi Avcı. Şöyle diyor. Avrupa diyor ki fiili eyleme karışan, fiilen suç işleyen insanlar örgüt mensubudur, ben bunu cezalandırırım. PKK'nın eylemci grubunun silahlı faaliyet göstereni yer altına inmiş ama eylemsel hareket edenleri ben cezalandırırım ama sokakta bayrak çeken, PKK lehine konuşanı, onlar gibi birçok şey yapanı da cezalandırmam diyor. Bu sözlerden sonra emniyet müdürümüz Türkiye'deki uygulamaya da dokunduruyor. Türk hukukunda ise sanki herkesi cezalandıracakmışız gibi bir halimiz var. Yanlış bu, netlik yok. Dindar kesimde uzun yıllar hayli yaygın olan aşağılık kompleksinden midir? Yoksa bir süre cezaevine girmişliğin verdiği sıkıntıdan mı kaynaklanıyor bilemiyorum. Ama Hanefi Avcı'nın sözleri külliye yanlış. Yanlışı uzun uzun anlatma yerine basit örnekle Hanefi Bey'e soralım. Avrupalılar için yaptığınız tespitte PKK'lar yerine DAEŞ'lileri koyun el kaidecileri koyun ve cevap verin. Avrupa PKK'ya destek verenlere gösterdiği hoşgörünün aynısını, DAEŞ'le olup da eline silah almayıp sadece sokakta eline DAEŞ bayrağı alıp dolaşanlara da uyguluyor mu? Burası püf noktası. Gerçek niyeti ortaya çıkaran turnusol kağıdı. Maskeleri anında indiren çok önemli bir test. PKK'lıların sokak gösterilerine hoşgörüyle yaklaşan, onları demokrasinin bir gereği olarak görüp saygıyla karşılayan Avrupa acaba gerçekten demokrasinin gereği olarak mı bu tavrı sergiliyor? Yoksa PKK'lı teröristler Türkiye'ye yönelik eylemlerde bulunuyorlar. Türkiye'nin huzur içinde olması rakip ülkeler topluluğu olarak Avrupa'nın aleyhinedir. Dolayısıyla Türkiye'ye zarar verecek her şey bu arada her terörist eylem bizim işimize gelir yeter ki bize zararı dokunmasın mantığıyla mı hareket ediyor? Daesh ve El Kaide örneğinde Gerçek hemen ortaya çıkıyor. Eline Daesh bayrağı alıp sokakta gösteri yapmayı bir kenara bırakın. Evinde o bayraklardan bulunanlar bile anında derdest edilip aylarca yıllarca kalacakları cezaevine atılıyor. El-Kaideciler için yine aynısı yapılıyor. O zaman Hanefi Avcı'nın PKK örneği yanlış. Avrupa'nın terörist eylemlere katılmayla terörist eylemlere katılmadan sokakta gösteri yapma fiillerini ayırdığı iddiası yanlış. Avrupa kendisine zararı dokunan terör örgütü söz konusu olduğunda eline silah alanı da, eline bayrak alanı da anında müeyyideye tabi tutuyor. Ama bizim saf dindarlarımıza, saf milliyetçilerimize, saf muhafazakarlarımıza teröre bulaşmamış kişileri teröristlerle aynı kefeye koyamazsınız, koymamalısınız. Mavalını kabul ettiriyorlar. Sıradan kişilerin bu aldatmacaya kanması normal görülebilir. Ama yıllarca emniyet müdürlüğü yapmış, terör örgütlerinin içini dışını iyi bilen, dışarıdan nasıl desteklendiklerini bilen bir kişi böyle bir aldatmacaya nasıl kanar? hayret etmemek elde değil. Hanefi Avcı aynı röportajında HDP'li milletvekillerine de sahip çıkıyor. HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklu yargılanmaları sorulduğunda şöyle diyor Hanefi Avcı. Cezaevinde olmamaları lazım. Fikir ve düşünce özgürlüğü noktasından bakmak lazım. Bu insanlar siyasetçi, siyasetçilerin konuşmayla ilgili dokunulmazlıkları vardır.'' Yani şunu mu diyor Sayın Avcı? HDP'li milletvekilleri askere küfür edecek, polise tokat atacak, tükürüğümüzle sizi boğarız, sırtımızı PYD'ye, PKK'ya dayıyoruz diyecek, Hanefi Avcı gibi emniyet görevlilerini vuran şehit eden alçak PKK'lıların ölü ele geçirilmesi halinde o teröristlerin cenazelerine katılıp PKK'lılar için şehit diyecekler ve tüm bunlar düşünce özgürlüğü olarak kabul edilecek. Öyle mi Avcı? 14 yaşında evden kaçan Sıla'nın dramını önceki gün yazmıştık. Babası Sıla'yı DHKPC'den kurtarmak için çalmadık kapı bırakmıyor. Emniyet de vazifesini kısmen yapabiliyor. Sıla'yı örgütten tamamen koparamıyor ama. Üç defa o küçük kızı DHKPC'lilerin elinden alıp ailesine teslim ediyor. Her seferinde. Örgüt tekrar o kızı kendisine çekiyor. Bu cazibe, bu çekim gücü nereden geliyor dersiniz? Bir çocuk kendi anne babasıyla evinde yaşamak varken imkansızlıklar içindeki örgüt evlerinde yaşamayı niye tercih eder ki acaba? Hangi çocuk ailesini bırakıp tanımadığı insanlarla yaşamak ister ki? Hangi çocuk vurmalı, kırmalı e, örgütlerin kucağında koşa koşa gider ki? Bu örgütleri çekici yapan siyasetteki uzantılarının destekleyici açıklamalarıdır. Medyadaki uzantılarının kahramanlaştıran övgüleridir. HDP milletvekillerinin tutuklanma sürecinin başlamasından bu yana, Güneydoğu illerimizin valilerinin yaptığı açıklamalara göre, daha çıkan gençlerin sayısı sıfıra yaklaşmış durumda. Terör örgütünün hain eylemleri, asgariye doğru bir iniş göstermekte. Siyasetçileri içeri tıkınca, terör örgütü de nefes alamaz duruma düşüyor. Bu paralelliği biliyor mu Hanefi Avcı? Bilmemesi mümkün değil... Ama günlük tartışmalar, sen dedim ben dedim çekişmeleri insanlara bu vahim yanlışları yaptırıyor. Devletin PKK'ya yaklaşımı özellikle önceki yıllarda yanlış yürümüş olabilir. FETÖ'cü ile mücadelede bazı yanlış uygulamalara imza atılmış olunabilir. Ama bunların hiçbirisi bizi Terörü tahrik edecek söylemleri demokrasi adı altında hoşgörüyle karşılama noktasına götürmemeli. Avrupa'nın ikircikli tavrını görmezlikten gelmeye götürmemeli. Küçük yanlışları gerekçe gösterip devleti tümüyle suçlama noktasına bizi götürmemeli. Ali Yeni Yenakit